Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle beraber maçta kötü oynamamızın sebeplerini ve bunu nasıl düzeltebiliriz bunun hakkında konuşacağız. Bunun için de öncelikli olarak maçtan önce, maç içerisinde ve maçtan sonra yapmamız gerekenler ve bilmemiz gereken durumlar var. Bunların bazılarını sizler biliyorsunuz ama bazılarını bilmenize rağmen üzerinde durmuyorsunuz. Bildiğiniz ve bilmeniz gerekenler hakkında şimdi detaylı konuşalım. Öncelikli olarak maçtan önce antrenman durumunuz, uyku, beslenme, maçı konsantrasyon, maçı maçtan önce yaşama. Bunlar maçtan önceki faktörler ve bizim ilk olarak antrenman durumumuz. Misal, sizin bir hafta sonra maçınız var ve siz bu sürece daha önceden başlamanız gerekiyordu ama hocanız diyelim sizi bir hafta öncesinden başlattı. İlk maçına çıkacaksın, sonraki hafta diğer maçına çıkacaksın. Buradaki problem antrenmansızlık ve belli bir antrenmansızlık, kondisyon eksikliği sizin yeteneğinizi tamamen göstermek açısından sorun teşkil edecektir. İlk 20 dakika varlık gösterip daha sonrasında o yorgunluğu hissediyorsunuz. Bu yüzden de maçta kötü oynadığınızı düşünebilirsiniz. Kendi çünkü yeteneklerinizi ortaya koyamıyorsunuz. Basit basit geçiyorum. Yemek. Maçtan önce 3 saat önceye kadar yemek yemek yeterli olacaktır ama 3 saat içerisinde tekrar bir şeyler tüketmek size sıkıntı yaratacaktır. Ha, bunlar ağır besinler olmadığında mesela bisküvi, meyve suyu, kahve gibi içecekler tabii ki tüketebilirsiniz. Ama bunlar fazla aşırı yağlı ve gün içerisinde tüketeceğiniz patates kızartması, işte domatesli yemek, menemen olabilir bunlar veya domatesi çok fazla tüketmek, yağlı zeytin gibi şeyler tüketmek size maçta kötü, olumsuz yansıyacaktır. Çok fazla tuzlu besinler tüketmek, mesela tuzlu peynir de olabilir bu. Aynı şekilde tüketmek sizi sıkıntıya sokacaktır maç içerisinde. O yüzden beslenmenizi de 3 saat önceye kadar bırakmanız gerekiyor ve su tüketiminizi fazla böyle iyi bir derecede su içmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunun dışında uyku düzeniniz sizin 6-7 saatlik en azından bir uykunuzu almanız gerekiyor ki maçı iyi hazırlanabilin. Bu daha az uyku veya çok geç yatmak sabah erken saatlerinde ise müsabaka. Bu sizin için maça konsantrasyonda, maça dikkate almada, işte maç içerisinde yaşanan şeylere tepki vermenizde sıkıntı yaratacak şeyler olabilir. Çünkü az uyku sizin enerjinizi de alacak. O maça enerjinizi tam anlamıyla verimli bir şekilde kullanamayacaksınız. Bu sıkıntıya yol açabilir. Maça konsantrasyon dediğimiz şey de maça çok fazla konsantrasyon yapıp da patlayabilirsiniz veya çok az konsantrasyon gösterip aynı şekilde maçta varlık gösteremeyebilirsiniz. Bu durumda yapmanız gerekenlerden biri maça kendi bildiğiniz durumlar. Mesela ben maçtan önce nasıl konsantre oluyorum? Örnek veriyorum, müzik dinleyerek örnek veriyorum. Bazıları kendi mevkisinin sert müdahalelerini veya kendi yapısına uygun müdahaleleri izleyerek konsantre olur. Bazıları sadece gözünü kapatır, maçı yaşar ve maçtan önce yaşamak dediğimiz şey de bu aslında. Gözlerimizi kapatıp 5-10 dakika kadar maçta yapacağımız müdahaleler, gelen topu karşılama, nereye atacağımız, ne yapacağımız, baskı anında neler yapacağımızı düşünmek maçı maçtan önce yaşamak oluyor ve bunu kesinlikle yapmamız gerekiyor. Bunu ben genel olarak gecesinde ve tam maçı yolundayken, 1 saat, 1,5 saat önceyken yapmanız gerekiyor. Çünkü soyunma odasına girip eşyalarınızı hazırlanıp, maça hazırlanıp, ısınma falan derken buna vaktiniz kalmıyor. Peki maç içerisinde ne oluyor? Hata yapma, antrenörün durumu, bu gibi şeyler de sizi maç içerisinde etkiliyor. Hata yaptığınızda siz kendi kendinize hataya takılı kalırsanız arkadaşlar, hata yapmaya devam edersiniz. O hatadan sıyrılıp bir sonraki pozisyonda artık nasıl olumlu kullanırsınız buna odaklanmalısınız. Top geldiğinde o hatayı kafanızdan silmeyip bir daha kaptırırsam ne olur diye düşünmek yerine kendi bildiğinizde en iyi şeyi yapmalısınız. Antrenör sizi fırçalayabilir, bazen kızabilir, bazen yapmak istediğinizi yapamadığınıza veya sizin yaptığınızı doğru bulmayabilir ama sizin doğrunuz onun doğruyla örtüşmeyebilir. Siz kendi bildiğinizi yapmalısınız ve hocaya geri cevap vermekle uğraşmayıp saha içinde konsantrasyonunuzu koruyup maça odaklanmaya devam etmelisiniz. Ve bu sayede maçta kalıp maçta neler yapabilirsiniz, olumlu daha nasıl devam ederiz bunu konuşabiliriz. Ve maçtan sonra ise şu, maçınız video çekildiyse kendinizi özel olarak izlemeniz ve kendi takım arkadaşlarınıza top geldiğinde kendi durumunuz ne durumda bunu düşünüp bunu izleyip bir öz eleştiri yapmalısınız. Eğer ki maçınız çekilmediyse videoya, sizler kendinizi akşam eve gittiğinizde yemek yerken veya işte sohbet arasında arkadaşlarınızla konuşurken benim bugünkü eksiğim neydi, şu nasıl yaptım, kötü oynadım mı sizce de gibi sorular sorup bunu öz eleştiri yaparak kendinizde bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ben maçımı izliyorum. Başta şunu şöyle yapsaydım daha iyi olurdu diyorum. Bazı maçlarımız tabii ki çekilmiyor ama ben aklıma geldiğinde şöyle düşünüp dalıp da gidebiliyorum. Gözlerimi kapattığımda daha iyi hayal ediyorum. Şu o top bana geldiğinde keşke kafa topun daha ileri ya da taca doğru vursaydım diyebiliyorum. Veya top bana geldiğinde kısa pasta çıkmak varken uzun vurmuşum. Bunu değerlendiriyorum. Bazen de gol atmaya gidiyorum kornerlerde mesela. Örnek veriyorum kendimden hep sürekli. Mesela öne doğru koşu yapıyorum her zaman ama bir bakıyorum arka direkt bomboş kalıyor.
Bazen de arka direğe ters koşular yapmam gerektiğini düşünüyorum. Çünkü top uzun düşüyor ve orada bomboş kimse gelmiyor. O golü atabilecek durumdayım ama kaçırıyorum bunu mesela. Bunu düşündüğümde bir sonraki maçta veya bir sonraki müsabakalarda bunu gerçekleştirme şansım daha fazla artıyor arkadaşlar. Kötü bir maç geçirmiş olabilirsiniz ama bu sizin yeteneksiz veya tamamen bundan sonraki maçta da kötü oynayacağınız anlamına gelmiyor. Eğer ki siz o maçtan olası dersleri çıkardıysanız ve gelecek maça odaklanıyorsanız o maçı unutmalısınız. Ama yaptığınız hataları nasıl olumluya çevirdiğinizi düşünerekten bunu gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki maçta da üstüne koyarak daha iyiye gittiğinizi kendiniz de göreceksiniz. Ama tek başına bir süreç değil. Uyku, beslenme, düzen, maçı konsantrasyon, maçta yaşama, hatalarınızdan ders çıkarma bu bir süreçtir. Bunu asla unutmayın. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Varsa sorunuz arkadaşlar yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.